Ya bir şeye baktığımız yok kardeşim. Hocam şimdi abarttığınız bir şey yok. Yok abi. Beni niye çekiyorsunuz yani? Hocam niye çekiyorsunuz? Burada da abartmanıza gerek yok yani. Beni niye çekiyorsunuz? Sen de niye bu kadar abartıyorsunuz yani? Tamam. Lütfen. Beni niye çekiyorsun sen şimdi? Lütfen. Her anıza gözümün önüne görevimi yapıyorum. O zaman telefonunu kapatacaksın görevimi yapıyorsan. Kapatmayacak ne zaten? Telefonunu kapatacaksın o zaman. Kapatmayacaksın. Telefonunu kapatacaksın. Bir yalancının söylemiş olduğu yalanı, yalan olduğunu, bunun doğru olmadığını anlatmakla, ispat etmeye çalışmakla bizim ömrümüz geçti. Çok güzel bir hikaye var. Yalanla gerçeğin kısa bir dostluğu oluyor. Yalan bir şekilde gerçeği kandırıyor da ve kıyafetlerin üstüne giyiyor. Çırılçıplak bir şekilde gerçek sokaklarda gezerken herkes yalanın peşinde koşuyor. Bence spor medyasında bu tarz insanların olması, bu suyun bulanıklığından beslenen insanların olması bence sizin mesleğinizin itibarıyla alakalı çok ciddi büyük bir problem. Bir şekilde aynı sahanın içinde bulunmuş birçok arkadaşım oldu. Ümit Özat'la aynı takımda hiçbir zaman oynamadım. Milli takımda sadece beraberliğimiz oldu. Toplasan 10 tane 15 tane maç yan yana oynamışızdır. Hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar rahatça, bu kadar fütursuzca cümleler, kelimeler kullanmam. Günün sonunda da herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Benim için de önemli olan budur yani. Çocuklar birazcık ne yazık ki bir 30-35 dakika o küfürü dinlediler. 35-40 dakika Emre Belözoğlu onu küfür ediyorsa o nasip işidir. Haysiyette nasip işidir. İnsanlıkta nasip işidir. Çok bağdaştırmıyorum ben yani. Ne insanlıktan ne haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Ondan dolayı sadece kızlarımı hanımın götürmesini istedim. Canlarında da söyledim. Bir tane annem var. Babamdan başka kimse elini tutmamış. Eşim var. Benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorsa bizde fazlasıyla var. Çok bunu dile getiriyorlar da. Önce bir dönsünler baksınlar kendilerine. Herkes ne kadar bu şereften, haysiyetten nasip almış bu ülkede. Ben fazlasıyla bundan nasiplendiğimi düşünüyorum. Kendilerini gidip aynalarına çek etsinler. Evlerine gittiklerinde de benim anneme bu rahatça hakaretler eden herkesin de annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Gerçekten çok acı verici, kötü bir gece. Bizim için çok acı bir ders oldu. Çok büyük bir ders oldu. Hepimize de bence seviyemizi gösteren bir maç oldu. Bugün çok ekstra bir maç oldu. Çok değişik bir maç oldu. Yani biz çok ciddi büyük bireysel hatalar var yediğimiz gollerde. Çok büyük bireysel hatalar var. Tabelanın kazananı Başakşehir fakat oyunun zevk veren kısmında Beşiktaş'ı izlemiş olduk. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Sizin kendi yorumunuz, kendi değerlendirmeniz. Ben size katılmıyorum. Beşiktaş'ın 7 tane pozisyonunun olduğunu düşünmüyorum %100. Kesin yorumlar yaptınız, net konuştunuz. Oyunu bir daha izlemeniz gerekir diye düşünüyorum ben. Kendi şahsi fikrim. Ama değerlendirmelerimizi yaparken birazcık daha oyun özelinde değerlendirme yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. %100, %100 7 tane pozisyon hatırlamıyorum ben maç içinde.